İyi akşamlar. 4 Mart Pazar gününün gündemiyle karşınızdayız. Türk askeri ve ÖSO birliklerinin Afrin'e ilerleyişi adım adım sürüyor. Köyler bir bir teröristlerden temizleniyor. Operasyonlarda bugün bir belde merkezi ve 5 köy daha teröristlerden arındırıldı. Şimdiye kadar 2616 teröriste etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek, halkı terör zulmünden kurtarmak ve bölgeye huzur, güven ve istikrarın gelmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612 oldu. Mehmetçik Afrin'e adım adım ilerliyor. Operasyonlarda daha önce Racu beldesi teröristlerden arındırılmıştı. Racu'ya bağlı Hacı Halil Köyü, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid belde merkezi, Bafyunda ve köyüyle Halilo, Soğulcak ve Aranda köyleri de terörden temizlendi. Böylece harekatın başından bu yana DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 134 nokta ele geçirilmiş oldu. Bu noktaların temizlenmesiyle birlikte terör örgütünün Afrin ve Cinderes bağlantısı tamamen kesilmiş oldu. Bu arada operasyona katılan birlikler ele geçirilen bölgelerde tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ve mayınları imha çalışmasına başladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da harekatla ilgili gelişmeleri takip etmek için Hatay ve Kilis'teki birliklerde incelemelerde bulundu. Afrin'deki operasyonlarda yaralanan askerleri de ziyaret etti. Bölgedeki operasyonlar sürerken Türkiye'deki minik çocukların asker ağabeyleri için hazırladıkları video ve resimler sınırın öte tarafından nöbet tutan askerlere moral veriyor. Biz dağların erleri, yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Türkiye'nin dört bir yanından çocukların hazırladığı videoları izleyen Mehmetçik duygu dolu anlar yaşıyor. Mehmetçiğe dua desteği ise sürüyor. Kütahya'da sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, Türk askerinin Afrin'den zaferle dönmesi için dualar etti. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın öbür ucunda bile yürekler Mehmetçiğe dua seferberliğinde. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki Kanada'da Montreal Yunus Camii'nde buluşan Müslümanlar, Afrin şehitleri için mevlit okudu, dualar etti. Gencecik bedenlerini vatanlarına siper eden... Terör örgütleri korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Bu ülkenin birliğini bozamayacaksınız. Başbakan Binali Yıldırım Muğla ve Manisa'dan terör örgütlerine böyle seslendi. Partisinin il kongrelerinde konuşan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kararlılık mesajı verdi. Harekatın amacının bölgeye huzur ve güven getirmek olduğunu söyledi. İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından o bölümler. Mehmetlerimizi şehit ettiler ama aradan 48 saat geçmeden orayı aslanlarımız darmadağın etti, Racu'yu ele geçirdi. Şimdi Özgür Suriye Ordusu'nun kahramanlarıyla birlikte Ay Yıldızlı bayrağın altında Afrin'e doğru ilerliyorlar. İşte Türkiye'nin adaleti, Türkiye teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülkedir. PKK'sı, DEAŞ'ı, PYD'si, YPG'si, bilumum terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Bu ülkenin, bu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarını, arkanızdaki o destekçilerinizi de onları da unutmadık. Onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız. Bölgede barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Huzur istiyoruz. Güven ortamının tesisini istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını
dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı harekatıyla oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin'de de teröristleri temizleyip Afrin'i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Minikler Eğilerek Yükselmenin Adıdır Namaz isimli programda anne ve babalarıyla birlikte akşam namazında buluştu. Türkiye Diyanet Vakfı Reyyan Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler bu anlamlı etkinlikte Ahmet Hamdi Akseki Camii'ni şenlendirdi. Afrin'deki operasyonlara katılan asker ağabeylerine dualar etti. Dualar ettiler. İlahiler söylediler. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden örnekler okudular. Türkiye Diyanet Vakfı Reyyan Anaokulu'nda eğitim gören 4-6 yaş arasındaki öğrenciler, anne babaları ve öğretmenleriyle birlikte Eğilerek Yükselmenin Adıdır Namaz isimli programda buluştu. Başkent Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii minik yüreklerle şenlendi. Minikler hem cami adabını öğrendi hem de burada namaz kılmanın önemini kavradılar. Camiye geldiğimizde ne yapıyoruz? Namaz kılıyoruz. Peki namaz kılınca ne oluyor? Namaz kılınca Allah'ımıza, Allah bize mutlu yapıyor. Namazı nasıl kılıyoruz Ahmet Eymen? Böyle mi kılıyoruz? Amacımız velilerimizle birlikte öğrencilerimizle namaz ahlakı üzerine bir takım davranışları kazandırmak, hayatımızda bir yeri olduğunun farkındalığını kazandırmak, velilerimizle birlikte güzel bir an olmak üzere burada buluştuk. Koştular, oynadılar, doyasıya eğlendiler. Namaz kılınca ne oluyor? Allah'ımıza teşekkür ediyoruz. Allah bizi seviyor. Peki sen namaz kılmayı seviyor musun? Seviyorum. Biz camiye geldiğimizde ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Namaz da kılıyor musun sen? Evet. Peki namaz kılmak nasıl bir şey? Allah'la konuşmak. Namaz kılıyorum. Sen namaz kılmayı seviyor musun peki? Evet. Ya bir eser veya tuası ya bir temel bir hal. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçi'ye dua etmeyi de unutmadılar. Afrin'deki asker yardım et, zafer devlerine dönsünler. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Kayapınar da ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Bizim namazlarımızın bir kısmını eğer tabii gündüz zaten işlerindeyiz, evimizde kılmalı ve çocuklarımıza göstermeliyiz. Çünkü çocuklar için en önemli tebliğ aracı harekettir. Biliyorsunuz çocuk, erkek çocuk babasının, kız çocuk annesini örnek alır. Evlatlarıyla birlikte bir Müslümanın hayatında olması gereken en önemli farz ibadetiyle ilgili gerçekleşen buluşma anne babaları da mutlu etti. Çocuklarımızın ahiretteki gelecekleri için böyle bir organizasyon çok güzel. Biz de iştirak ettik. İnşallah imanlı birer evlat yetiştirmeye sahip, şansına sahip oluruz. Çok güzel bir şey ya. Kızımla, eşimle birlikte şu anda camide olmak, bunu anlatmak çok zor. Gerçekten duygulanmış durumdayım. Çocuklarımızın bu şekilde camide buluşması, oynaması, zaman geçirmesi, duaları okuması, dinlemesi bizi de çok mutlu etti. İnşallah bu alışkanlıkları kazanır. Allah'a sen nasıl dua ediyorsun? Gözlerimi kapatarak kararlaştır, zorlaştırma. İşlerimi hayırla tamamla. Amin. Minikler programın sonunda aileleriyle birlikte akşam namazını eda etti.
Başta TRT'de yayınlanan Diriliş ve diğer tarihi diziler olmak üzere coğrafyamızda yaşanan gelişmeler insanların tarihi bilinçlenmesine ve köklü kültürümüze ilgisini artırıyor. Türk boylarının kullandığı başlık ve şapkalar artık gündelik hayatta kullanılmaya başlandı. Hatta Türkiye'den yurt dışına ihraç ediliyor. Türk tarihi ve o tarihi yaşatan sembolleri olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Bunun göstergelerinden biri de işte bu atölye. Dizilerden de çok talep oluyor. Birçok diziye biz buradan kostüm yapıyoruz. Savaş dizilerine, şuna filmlere vesaire. Bazen yeri geliyor burada hani uykusuz kaldığımız günler bile oluyor. Allah aşkına yine işe olsun. Van Erciş ilçesindeki bu küçük atölyede farklı Türk boyları ve bugünkü Türk Cumhuriyetlerinde kullanılan çeşit çeşit başlıklar üretiliyor. İşletmenin sahibi Afganistan'dan 36 yıl önce göç ederek Erciş'e yerleşen bir Kırgız ailesi. Bir makinem vardı, bir de jiletim vardı. Sonra talep daha da çoğalınca mecburen atölye tuttum. Biz de anneannelerimizden, büyük babaannelerimizden öğrendik. Öğrendiklerimiz bir ara sanki unutulmuş, nesli tükenmişe benziyordu ama tekrar canlandırdık Allah'a şükür. Üretilenler arasında en yoğun ilgi börk adı verilen başlıklara. Orijinali de var, günümüze uyarlanmıştı da. Bu şekilde börkü mesela herkes günlük hayatta giyemez diye düşündük. Sonra düşündük ki bu şekilde börkleri günümüze uyarladık. Mesela günlük hayatta kullanmak için. Börkler Avrupa ve Asya'da birçok ülkeye ihraç ediliyor. Fransa, Almanya, Hollanda, Azerbaycan o ülkelere üretim sağlayıp yolluyoruz. Biz bu atölyeyi açmadan önce Türkiye bu börkleri Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan temin ediyordu. Ama şimdi tam tersi. Biz bu börkleri Kırgızistan'dan, Kazakistan'a yolluyoruz. Diriliş dizisiyle aşina olduğumuz kayı boyu modeli börklerden Afrin Harekatı'na katılan Mehmetçiklere de gönderilecek. Kahramanlarımızınki kamuflajda olacak. Mehmetçiğimiz için biz de çorbada bir katkımız olsun. Onlara çok ciddi bir destek değil ama elimizden geldiği kadar onların yanında olduğumuzu belirtmek için, safımızı belli etmek için böyle bir çalışma içine girdik. Şu an şu tarzda kamuflajlı börkler yapıp Afrin'e biz de göndereceğiz inşallah. Sayın seyirciler, üç dinin kutsal şehri Kudüs şüphesiz Müslümanlar için kırmızı çizgi. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planları sürerken İstanbul'dan Tel Aviv'e çizgilerle bir direniş mesajı gönderildi. Şimdi sizleri Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan Mirasımız Kudüs sergisine götüreceğiz. 39 ülkeden çizerlerin eserlerinden oluşan Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Sergisi İstanbul'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonunda sanatseverlerle buluştu. Hayırlı uğurlu olsun. Bazen bir çizgi, bir resim bir atom bombasının etkisinden çok daha büyük bir etki gösterir. Onlar ölüme yol açarken çizgiler veya sanat bir parça metin vicdanların topluca uyanmasına vesile olur. Sergideki eserler Uluslararası Mirasımız Kudüs karikatür yarışmasına başvuranlar arasından seçildi. Ziyaretçiler farklı ülkelerden 232 çizerin 600'den fazla eseri arasından seçilen 65 karikatürü görme imkanı buluyor. Geçmişte nasıl ki Kudüs dediğimiz zaman barış akla geliyordu, huzur akla geliyordu. İnançların bir arada huzur içerisinde, barış içerisinde yaşayabildiği tek yer olarak akla geliyordu. Temennimiz inşallah Kudüs tekrar eski kimliğine kavuşur. Sergide eserleri bulunan sanatçıların büyük kısmı Müslüman ancak farklı dinlerden çizerler de var. Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği'nin katkılarıyla hazırlanan sergi Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 15 Mart'a kadar gezilebilir. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalıyoruz efendim. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.